Doğduğumuz anda beyni şöyle elimizi şöyle yapacak olursak şu şekle benzetebiliriz. Tamam. Şöyle bir yumruk yandan gibi. benziyor sanki Tamam. böyle bakınca profilden. Burası beynimizin alt kısmı, burası da üst kısmı. Şimdi doğduğumuz anda alt beyin dediğimiz şu iç kısım, bir de üst beyin dediğimiz gelişmiş kısım var. Alt beyin hayvanlarda dahi var ve bizim işte amigdala limbik sistem dediğimiz iç kısım ani dürtüsel tepkilerimiz, yaşamsal hareketlerimiz, dürtülerimiz ve duygularımızı yönetir. Üst kısım ise bize insanı insan yapan kısımdır. İlknur Hanım. Ve deriz ki bu özellikle ön lob için düşünme, mantıksal kararlar, rasyonel kararlar, muhakeme yeteneği, analiz etme gibi şeyleri biz burayla yapıyoruz. Kendi kendimize irade etme gibi özellikleri ve pek çoğu arka loblarda da var ama bizim için önemli olan kısım insanı insan yapan dediğim kısım düşünme üst kısım. Tamam. Şimdi buradan bakınca duygularımızı düzenleyebilme becerisi bizi insan olarak diğer hayvanlardan ayıran şey. Duyguyu düzenlemek için ön loba ihtiyacım var. Şimdi asıl bilgi şu, ilk 2 yıl doğduğumuzda bizim alt beynimiz evet diğer hayvanlarda olduğu gibi zaten gelişmiş olarak doğuyor ama üst beyin daha henüz gelişmemiş ve duyguyu kontrol edebilecek, düzenleyebilecek yetenekte değil. Tamam. 2 yıldan sonra başlıyor duygu regülasyonu dediğimiz şey öğrenmeyle. Bazı çalışmalara göre ergenlik döneminde, bazı çalışmalara göre 20'li yaşlarda, hatta benim bir okuduğum çalışmaya göre 30'lu yaşlara kadar tamamlanıyor bu düzenleme becerisi. 30'lu yaşlara kadar. Bir çalışmaya göre yani ergenlik diyen de var. Ama her ne olursa olsun biz çocuklukla ergenlik dönemi arasında duygularımızı düzenleyebilmeyi, özellikle 2 yıl böyle bir yeteneğimiz yok. Bunun için kime ihtiyacımız var? Güvenle bağlanacağımız bir bakım veren kişiye ve onun kendisini regüle etmesine. Duygusal düzenleme kısmı bebeklikten başlıyor İlknur Hanım. Hep çocukluğa dönüyoruz ya. Eğer bu işin temelini oturtmak istiyorsak, özellikle ilk 2 yıl çocuğumuz varsa şunu unutmayacağız. Bir ağlama krizine girdi, kolik bir bebeğimiz var ya da bir ihtiyacı var, ne olduğunu anlayamıyoruz. O sırada bir kere biz şunu bileceğiz. O bir bebek ve onun böyle bir yeteneği yok. Ben onu regüle edeceğim, ben onu düzenleyeceğim. Evet. Eğer bu 2 yılı sağlıkla tamamlarsak işler çok daha kolaylaşıyor. Ama sağlıkla tamamlayamaya da biliriz. Her türlü beyin gelişiyor. Yani şöyle bir müjdeyi verelim. Buyurun. Ya öfke kontrolümü yapamıyorum. Heyecanlandığımda bir ortamda kendimi idare edemiyorum, zangır zangır titriyorum, elim ayağım birbirine karışıyor. Utanç duygum işin içerisine girdiğimi rezil oluyorum. Ağlamaya başladığımı durduramıyorum. Yersiz yerlerde kahkaha atmaya başlıyorum. Yani her şeyin bir usulü yordamı vardır. Her gittiğin ortamda o ortama göre hareket etmen gerekir. Bir yetişkin olmak bunu gerektirir. Çünkü artık bizim ön lobumuz gelişti. Bu müjdeyi verebiliriz. Bunları deseniz dahi şunu bilin. Bu yetenek sizde var. Artık beynimiz bu şeye erişti. Eğer ergenlik dönemini geçmiş izleyicilerimizseniz belki hani küçükler de izliyordur bilmiyorum ama biz artık bununla başa çıkabiliriz, düzenleyebiliriz.